İktidarı korkuttuğu kadar biliyorsunuz bu seçim öncesinde kendi yandaşlarına aman adını söylemeyin dediği bir isimdi. Ve onlardaki korku üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen ortadan kalkmamış. Yalnızca Ekrem İmamoğlu adı değil, İmamoğlu adından da korkuyorlar. Dün TRT'de spikerin İmamoğlu adını görünce nasıl telaşa kapıldığı, o adı okumamak için nasıl çırpındığı ve okumadan nasıl geçtiği. Diğer tüm oyuncuların adını ve soyadını verirken bir oyuncunun İmamoğlu soyadı nedeniyle adını vermemesi sosyal medyanın en çok paylaşılan videolarından biriydi. Şimdi onu ekrana getirelim. Sonra hemen ardından da Şahan Gökbakar onu T'ye almış. O videoyu da ekrana getirelim. Önce bir izleyelim arkadaşlar. Milli takımımızın kadrosu görüntüye yansıdı ve kalede bugün Sevilay, bir diğer yanda Merve Durdu olacak. Beyza Karaçam, Merve Özbolluk, Cansu Akalın, Aslı İskit, Elif Slaydın, Bilgenur Öztürk. Bu kalsın. Ekranda böyle kalsın, tamam. Sevilay kısmı kalsın, Sevilay. Sevilay, işte bir de diğer yedek varsa onun aklına geldi herhalde. Beyza Karaçam, Merve Özbolluk, Cansu Akaltın falan. Ama Sevilay, Sevilay. Niye? İmamoğlu demiş çünkü. İmamoğlu neden bu kadar korkulduğunu belki dün Trabzon'daki ziyareti sırasında ortaya çıkmış olabilir. Bugün izlersiniz. Akşam saatlerinde Trabzon'da nasıl karşılandığını, nasıl kalabalık bir grup tarafından karşılandığını ve coşkuyla karşılandığını, ben salonda söylediklerini biraz sonra Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda söylediklerini ekrana getireceğiz, sizlere aktaracağım ama bakın Şahan Gökbakar, bizim şu anda yalnızca sesini duyduğumuz, kendisini göremediğimiz, spikerin ne hallere düşmüş olabileceğini çekmiş, onu bir izleyelim. Milli takımımızın kadrosu görüntüye yansıdı ve kalede bugün Sevilay, bir diğer yanda Merve Durdu olacak. Beyza Karaçam, Merve Özbolluk, Cansu Akalın, Aslı İskit, Elif Slaydın, Bilgenur Öztürk, Ceren Akgün Göktepe, Beyza İnem Türkoğlu, Sibel Kü... Bir türlü kendine gelememiş görünüyor. Böyle olmuş mudur? Muhtemelen böyle olmuştur. Yani Şahan Gökbakar arka tarafta yaşananları canlandırmış, göremediklerimizi göstermeye çalışmış. Bir araya ihtiyacımız var her zaman olduğu gibi. Kısa bir aranın ardından gün başlıyor, devam edecek. Önemli gündem maddelerimiz var, gazetelerimiz var, haber ayrıntıları var, özel videolarımız var ama araya da ihtiyaç var. Bekleriz.